Pinterest videosunun ikincisiyle karşınızdayım. Bu videoda ilk Pinterest videomun hemen şuradan ulaşabilirsiniz yanlış göstermiyorsam. Orada yorumlarda çok fazla etkileşim oldu, çok sorular geldi vesaire. Orada cevap vermeye çalıştım. Genel olarak aynı sorular soruluyor. O nedenle bu soruları toparlayıp size yeni bir tane video yapmaya karar verdim. Şu anda o videonun içindesiniz. Hoş geldiniz. Kanala abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumları yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Araştırmaya çalışıyorum ve başlıyoruz. Soruları bir değerlendirdim böyle bir neler var diye. Aklımda olan bir şey var onu hemen söyleyeyim. Takip ve takip. Bunu Pinterest'te yapabilirsiniz. Bu şekilde takipçi arttırmayı uygun görmüyorum. Sen görüyor olabilirsin. O zaman yapabilirsin. Yani benzer sayfaları takip ederek yapabilirsin. Ama senin için önemli olan benzer sayfalar değil. Seni takip edebilecek kişiler. Yani senin gerçekten postlarını, pinlerini, yaptığın, burada paylaştığın şeylere ilgilenecek kişiler senin için önemli ki ileriye dönük bir şey olsun. Öteki türlü sadece beğeniyle ya da takipçiyle kalırsın. İleriye dönük hiçbir şey yapamazsın. Sadece sayın fazla olur ama etkileşimin çok fazla olmaz. Sen, okey ben bunu yapmak istiyorum deyip yapabilirsin ama Pinterest'te galiba belli bir takipleşmeden sonra sayfanı bloke edebiliyor. Öyle bir şey biliyorum ama kaç takipten sonra bilmiyorum. Mesela Instagram'da yanlış hatırlamıyorsam arda arda 100 kişiyi takip ettiğiniz zaman size bir uyarı geliyor ve o gün içinde herhangi birisini takip edip takipten çıkamıyorsunuz. Pinterest'te de bunun gibi bir şey var ama tam olarak sayısını bilmiyorum. İkincisi video yükleme. Herkes bunu soruyor. Eskiden video yükleniyordu. Ben de yüklüyordum. Hala da yükleniyor sanıyorum ama yüklenmiyormuş. Şöyle bir şey var. Pinterest Ads şu anda aktif değil Türkiye'de. Reklam çıkmak istediğin zaman sana izin vermiyor. Türkiye'de böyle bir seçenek yok diyor. Şu anda reklam seçeneği aktif değil. Aktifleşirse bizim için de çok güzel olacak. Çünkü reklam seçeneğine giriş yaptığınız zaman size video yükleme hakkı verecek. Şu anda böyle bir şey var. İşletme hesabına geçtiğim zaman bana bir anket gibi bir şey yapmıştı ufak. İleride reklam vermeyi düşünüyor musunuz diye ben evet demiştim. Ama ben bu seçenek var sanıyordum. Meğerse yokmuş. Eğer o gelirse sayfalarımızı, paylaştığımız görselleri daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Bizim için önemli olan paylaştığımız görselin altta çıkanlarla bağlantılı olması lazım ki başka bir görsel çıktığında da altta bizim fotoğrafımız ya da bizim görselimiz öneri olarak çıksın. Bunu da yapmak için gerekli olan şeyler hashtaglerimizin düzgün koymak. Size hashtag konusunda bir önceki videomda da aynı şeyi göstermiştim. Şimdi de aynı şeyi göstereyim. Bakın bu hashtag yazmadığım görsel. İkisi de aynı görsel. Aralarında hiçbir fark yok. Bir tanesinde hashtagler hiç yazılmadı. 4 kişi görmüş sadece. Diğerinde de hashtagler yazıldı. Bunu da 203 kişi görmüş. Hashtagleri de şöyle. Seramik el yapımı, seramik saksı, Instagram post, el yapımı, sukulent post. Bir tek bunları yazdım. Daha bunu geliştirilebilir. Bu görselden sonra aşağıda alakasız şeyler de çıkabilir. Bu tamamen sizin yaptığınız hashtaglerle bağlantılı olacak. Mesela bundan sonra hep seramik yapımı saksılar, el yapımı saksılar çıkıyor altlarında. Yani bu saksılardan herhangi bir tanesine tıklayan kişi altta benim görselimde görüyor büyük ihtimalle ve ona da bakıyor. Hashtaglerle ilgili siteler var. Birkaç tane daha vardı ama şu anda aklımda değil. Size bunların hepsini açıklamada yazacağım. Şu anda karşıma çıkan siteden size gösteriyorum. Mesela sayfaya girdim. Sayfada ülkeni seçiyorsun. Türkiye. Seramik yazıyorum. Seramikle ilgili bana 30 tane hashtag önerisi veriyor. İstersen hepsini kopyala, istersen senin işine yarayanları kopyala. Bazen aklımıza gelmeyebiliyor. Bu tarz sitelerden yardım almak mantıklı olabilir. Buradan kopyalayarak fotoğrafını ekleyebilirsin. Bunun dışında size birkaç tane daha sayfa önerisi vereceğim açıklamalara. Oradan da bakabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı lütfen unutmayın.